Uzayın insan vücuduna etkilerini araştırmak isteyen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, astronot Scott Kelly'den Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yani uzayda bir yıl geçirmesini istedi. Kelly, dünyaya döndüğünde DNA'larının %7'si değişmişti. Scott ve Mark Kelly tek yumurta ikizleri. Ayrıca ikisi de eski astronot. Scott Kelly, Mart 2015'te ISS'te bir yıl sürecek yaşam serüvenine başladı. Kardeşi Mark ise aynı süre içerisinde dünyadaydı. İkizler Çalışması adı verilen proje kapsamında bilim insanları uzun süreler uzayda yaşamanın insan vücuduna etkilerini araştırmak istiyorlar. Zira Mars'a ve uzayın derinliklerine yapılacak insanlı yolculuklar, insanların uzun süreler boyunca uzay boşluğunda bulunmalarını gerektiren yolculuklar. Scott planlandığı gibi Mart 2016'da dünyaya döndü. Bilim insanları 2 yıldır Scott'ın vücudunda yaşanan değişimleri inceliyorlardı ve geçtiğimiz günlerde ilk sonuçları yayınladılar. NASA, Scott'ın vücut verilerini yolculuk öncesi, görev sırasında ve görev sonrasında ölçtü. Araştırmacılar, uzay yolculuğunun artan enflamasyon ve genleri etkileyen ciddi besin değişimleriyle sonuçlandığını gözlemlediler. Daha da ötesi, Scott'ın telomerleri yani kromozomlarının uçları uzaydayken uzamıştı. Normalde telomerler, insanlar yaşlandıkça kısalıyor. Scott dünyaya dönünce telomerleri 48 saat içinde yine kısaldı. Belki de en ilginç keşif Scott'ın genlerindeki değişim oldu. Genlerinin %93'ü bir yıllık uzay yolculuğunun ardından aynı kaldı. Ancak genlerin %7'si değişime uğradı. Bu yüzden bu genlere uzay genleri adı takıldı. Bu genlerdeki değişimlerin bağışıklık sistemine, DNA tamirine, kemik oluşum ağlarına, hipoksiye ve hiperkapniyaya uzun süreli etkileri olabilir. %7 az bir miktar gibi gözükebilir ancak bu oran yüzlerce gene tekabül ediyor. Önümüzdeki dönemde ikizler çalışmasından yeni sonuçlar gelecektir. NASA bu çalışmanın Mars'a düzenlenecek 3 yıllık görev için önemli bir aşama olduğu görüşünde.